Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok farklı bir ürün incelemesiyle karşınızdayım. RMS marka Volta Motor'un bir motorunu inceleyeceğiz bugün. Daha doğrusu bunu iPhone 12 Pro Max karşılığı takasa girerek kendi yakınımdan aldığım bir motor. Şu an videosunu da çekeyim dedim. En azından muhtemelen 1-2 gün içerisinde motor elimde olmuş olacak. Takas içeriklerini yapacağız. Böyle bir yandan da motoru gösterelim. Motor güzel. Şu an 2021 model, daha 1000 kilometrede. Onun dışında bir sürü özelliği var. ABS fren sistemi, en güzeli Euro 5 motor olması. Tabii biraz pis şu anda motor. Kaskı falan hiç şu an şey yapmayın. Zaten eskiden motor kullandığım için hepsi mevcuttu bende. İvmelenmesi vesaire çok iyi motorum. Böyle hani iki kişi artçıyla falan bindiğinizde de hani motor böyle yığılıp kalmıyor. Azami hızına 95 falan yazmışlar testinde ama yani 170'i 160'i yokuş aşağı görüyor motor. İki kişi de üstündeyken otobanda vesaire normal yerlerde de 120-130'da gidiyorsunuz ve yakıt tüketimi çok güzel. 3.1 şehir içinde deniyor ama ben bunu yaklaşık 2 haftadır kullanıyorum. Çünkü almadan önce bir test etme aşamam vardı. Ve 2 haftadır kullanım süreçlerimde yani 100 liralık bir benzinle muhtemelen 1 hafta sürdüğüm oldu. Haftanın sonunda her gün 10 kilometre gidip geldim ve karşıya 20 kilometre gittim geldim. Benzin ışığım o şekilde yandı. Güzel. Görüş açısı vesaire iyi. Birazdan da böyle burada bir ufak tur atarız. Bu motoru kullananlar varsa da yorumlarda buluşalım. Çok fazla bildiğim bir şey değil bu motor açıkçası. Sadece daha öncesinde R25, R6 vesaire kullandığım için böyle bir şehir içi motor gerekiyordu. Biliyorsunuz zaten Gürcistan'a gidip geldim. Telefonumu kaydettirdim. Telefonu 2 sene sonra anca hattını takıp kullanacak. Yakınım olduğu için muhtemelen aslında hattı ben çıkartıp ona telefonuma takıp vereceğim kullanacak ama bakalım nasip kısmet. Motor böyle. Bir daha göster şöyle yakından. Yani çok fazla hani bak ön kısmı güzel duruyor motorun bu arada. Şöyle bir ışığını falan açalım. Çalışması gerekiyor değil mi şu an? Şuradan. Yani far kısmı falan vesaire LED olması güzel bu arada. Sesi de şöyle bir yakından dinleteyim size. Yani gayet güzel. Böyle açıldığında zaten gösterge kendiliğinden iniyor. Şöyle gördüğünüz gibi yakından da alayım. Bir daha bir kapatıp açabilir miyiz? Bas abi. Evet, gördüğünüz gibi önce çıkıyor, sonra tekrar iniyor. LED gösterge olması güzel. İşte ABS'nin devir yani şey olduğunu gösteriyor. Yakıt göstergesi, saat bulunuyor. Yakıtımız da şu şekilde renklendirmişler. Kırmızı, sarı, açık mavi. İşte full olduğunda da farklı bir renk yanıyor. Tabii hiç bunu full göremedim ben. O yüzden bu şekilde. Şöyle kamerayı aldım ben de bir uzaktan da net göstereyim sizlere. Hani bir tanıtım amaçlı değil de işte biraz daha böyle ürün aldım kafasında bir video çekiyorum. Hani en azından bu üründen, bu motordan kullanan kişiler varsa birlikte de hani yorumlaşalım. Nasıl bir motor olduğunu da görsün istedim. Ya, ön tipi çok şahane duruyor. Sadece benim şu yan kısımları çok böyle yatay geldiği için ben o tarz motor sevmiyorum ama konfor açısından güzel aslında. Buraları da kediler biraz yırttı. Bunları tabii kaplatırız. Bunlar çok bir şey değil. Şöyle burada bir gözü var. Bayağı derin bir göz. Hatta şöyle telefon tutacağı vardı. Yani elimin ne kadar girdiğini siz görüyorsunuz. Saatimin geçiyor yani. Şu bilek kısmıma kadar içinde bir yer var. Şurada ufak bir yer var böyle. Buraya da hani bir şey koysanız düşebilir ama bilmiyorum. Şimdi bir bagaj kısmını vesaire bir gösterelim. Arkadaşlar merhaba. Şu an bu motoru ben kullanıyorum. Onur yakın akrabam bu arada. Bir ticaret halinde olacağız inşallah. Şöyle ufak ben de anlatayım hemen size. Bu şekilde Onur zaten bana çok bir şey bırakmadı ama şu şekilde kilit tuşunu çevirdiğinizde şu kısım çıt sesiyle zaten kendiliğinden açılabiliyor. İçeri arka bagaj kısmı geniş yani. Tabii. Kask sığıyor mu oraya? Hazneye girdiğinizde yok. Bir kask sığdırmayı denemedik ki yarım sığmayacaktır. Yarım kask sığıyor. Onu denemek lazım. Bu kask mesela bu şekilde sığıyor. Ha, üstü açık gitmek isterseniz o sizin bileceğiniz iş. Haznemiz güzel. Market alışverişlerinizi, poşetlerinizi buraya koyabilirsiniz vesaire. Ufak bir poşet ama. Gibi. Evet yani. Şurada tutma yeri var mıydı bunun? Tutma yeri. Sanki askılık vesaire oluyordur bu tarz motorlarda. Yok, isteğe göre yaptırılabilir. Bu şekilde nazikçe kapattığınızda kapanabiliyor. Burada kutusu nerede? Çantasını da vereceksin değil mi? Çantasını ben çıkardım. Çok yük olduğu için bana sevmediğim için çıkardım.
O sebepten ben takmıyorum ama sen takabilirsin. Göstergemiz çok güzel. Benim burada arkadaşlar en çok dikkatimi çeken şey gösterge ve çok seviyorum. Buyurun gelin birlikte bakalım tekrardan. Şimdi kontağı çevirdiğimiz zaman bizi şöyle bir gösterge karşılıyor. Yüksek, sıfırlıyor şimdi. Hazır bir duruma getiriyor. Çalıştırdığınız zaman kendi devrinde çalışıyor. Bu sınıflara göre güzel bir motor. Çok bilinmese bile güzel motor. Tekrar şuraya geldiğinizde şu kolda selektör yapabiliyorsunuz. Önden görebilirsiniz. Bu şekilde. Uzun kısa farlarımız, sağ sol sinyallerimiz burada göstergede. En güzel detay şunu çok seviyorum. Dörtlü yakabiliyorsunuz. Bu şekilde dörtlülerimiz yanıyor. Hoş bir şey. Hoş bir motor. Güzel bir motor. Yani şehir içinde kullanmak isteyenler için güzel bir şey. Tercih edilebilir. Bu şekilde benim tavsiyelerim bu kadar. Onur'a bırakıyorum. Hoşçakalın. Benim boyum 1.80. Kilom 87 falan. Hani oturduğumda nasıl kaldığını yandan gösterirsen. Ayaklık var bu arada. Hani tamamen 1.80 boyunda bir kişinin oturuş pozisyonu bu şekilde. Aynalar rahat bir şekilde arkayı gösteriyor bu arada. Ve arkanıza bir artçı aldığınızda çok açık bir alan bulunduğu için artçıda da problem yaşamıyorsunuz. Şöyle montumu biraz da çekeyim öne. Şöyle düşünün, rahat rahat ben bu motoru bu şekilde sürerken artçı da arkada rahat bir şekilde gidebiliyor. Bu arada bir yakınlaşır mısın? Şu arka kısma genelde dayamada arka yaslanma dayaması yaptırabiliyorsunuz ki ben muhtemelen uzun süre kullanacağım için bu motoru yaptıracağım. Ekstradan şunu söylemek istiyorum. Hani normalde Volta'nın elektrikli bu skuterları mı deniyor neyse onlardan çok kullandım aslında sitede vesaire arkadaşlarımdan dolayı. Bu motorunu ilk defa görmüştüm işte yaklaşık bir aya yakındır tanıştık bu motorla Batuhan sayesinde. Şimdi bu motoru çekim yaptığım telefonla takas edip zaten ikinci bir telefonum vardı. Onun yerine aslında bunu almış oluyorum. Batuhan bütün özelliklerini anlattı. Hani biz böyle motorun işte ABS, disk freni vesaire bunların çok net bilgilerine sahip değiliz ama videoya da ben konuşurken şu anda yanımda bir yerde çıkacak zaten bütün özellikleri. Ekstra lastikleri de bir gösterelim mi? Lastikler zaten disk fren, ABS var bu arada. Kampana yok diyebiliyorum. Ön disk. Arkaya bakıyorum şimdi ben de sizle birlikte çözüyorum. Arkada disk gördüğün gibi. Zaten kampana da mevcut bu arada. Kampana da mı var? Okey. Yani çok fazla bilmiyoruz. Hani onun dışında zaten gösterebileceklerimiz böyle. Motorun blok kısmı güzel. Hani şuralarda ufak tefek zedelenmeler var aslında yılına göre ama biraz hor kullanmış Batuhan motoru. Olsun. Hani sonuçta onun bir tane motoru yok. O birçok motor kullandığı için bunu da öyle gündelik hayatta bir yere gidip gelmek, bakkala, çakkala, yakın yerlere gidebilmek için kullanıyor şehir içinde. İşte buradan bir karşıya giderken diğer motoru fazla yaktığı için Razer'ı bunu kullanıyor, geçiyor, geliyor arkadan. Onun dışında benim anlatabileceğim daha farklı bir şey yok zaten. Detay çekimlerini ben anlatırken görmüş oluyorsunuz motorun. Ben motorda evet biraz saçma olacak ama genelde tipe önem veriyorum. Yani çünkü birazcık tipi olsun. Sonuçta 2021 model garantili bir motor. Ne olabilir ki kafasındayım. Volta da bildiğimiz bir marka. Hani yerli üretim olduğundan dolayı söylüyorum bunu. Parça tüketimi yani parçaların sürekli fabrikaya gelmesi, servis ağı çok olduğundan dolayı zaten bu motoru tercih ediyorum. Onun dışında alacak olsaydım, şimdi ekrana da koyuyorum, 50'lik Blueberry falan alacaktım. Ama onlar gitmiyor. Hele iki kişiyle hiç gitmiyor ve otobana çıkamıyorum. Bana otobana çıkabileceğim bir motor lazım. O yüzden bu motoru tercih ettim. Şöyle önden bir daha ışığını göstereceğim size yakıp. Şöyle selektör yapıyorum. Çok net olmasa da bunları detay çekiminde göstereceğim. Dörtlüleri bir yakayım hemen. Önden gözüküyor mu dörtlüler güzel? Yani mis gibi. Yani motorun sesi, gidişi zaten çok tok ve güzel gidiyor. Yapıştırıyor seni bu arada gazı kötlediğin değil. Ses olarak da şöyle bir dinleteyim size. Hani çok fazla bir desibele sahip değil motor. Güzel de bir ekonomik, hani yakıt olarak, tip olarak güzel. Tam istediğim bir motor. Allah ticaretimize hayırlı etsin diyelim. Ve artık el sıkışma safhasına geçeceğiz bu videodan sonra. Hepimize hayırlı olsun. Detaylı daha sonrasında kullandıkça kullanıcı videosu deneyimimi de paylaşacağım sizlere. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.